Çay Türk kültürünün vazgeçilmez içeceklerinden. Limon da yanına çok yakışır. Çay limon uyumunun yalnızca damak lezzetinden ibaret olmadığı, bu ikilinin ömrü uzattığı ortaya çıktı. Araştırmayı Amerikalı bilim insanları yaptı. Güzel geliyor yani, ekşitiyor o yüzden. Limonlu çay tabii ki farklı oluyor. Limonlu, her şeyi limonlu severim. Çayı da öyle. Evet. C vitamini deposu, antiviral, magnezyum ve kalsiyum kaynağı limon, çayla birleşince bağışıklık kalkanı oluşturuyor. Limonlu çay ömrü uzatıyor. Limonun antioksidan açıdan çok zengin olması, soğuk algınlı gripal enfeksiyonlara karşı çok çok etkili olduğunu, yine çayla beraber birleştiği zaman kansere karşı çok etkin olduğunu. Şöyle güzelce demlenmiş tavşan kanı bir çaya hangimiz hayır diyebiliriz ki? Türklerin vazgeçilmez içeceğidir. Çalışıyorsak fazla içerim. Ama çalışmıyorsak günde 15-20 bardak içerim. Limonlu da içiyorum, limonsuz da. Hanım evde limonlu veriyor. C vitamini çok güzel gelir diyor. Vücuda sağlıklı olur diyor. Kimisi limonlu, kimisi ise limonsuz içiyor çayı. Ancak uzmanlara göre C vitamini deposu antioksidan limon çayla birleştiğinde etkisini arttırıyor. Yani limonlu çay bağışıklığı kuvvetlendiriyor. Limonu içiyoruz. Ben de eşimle limon sevdiğimiz için limon sıkıyoruz. Çayda tanen var, içerisinde kafein var, sodyum var. Bu tanen özellikle kanserojen etki açısından fazla bir takım olumsuz riskler teşkil ediyor. İşte limon bu etkileri de azaltıyor. Tanenin etkisini az da olsa bu asidik özellikle beraber azaltmış oluyoruz. Limon kalsiyum emilimi de kolaylaştırmış olacak. Limon aynı şekilde vitaminlerin emilimine de olumlu yönde katkı sağlamış olacak. Ancak yine de miktarına dikkat etmek gerekiyor. Sınır 4 fincandır. İçerisine koyduğumuz limonla beraber hiçbir sorun yaratmaz. Ama bir gastrit, bir ülser sorunu var ise o zaman limonu çok fazla tüketmemekte yararlı vardır. Uzmanlardan bir uyarı daha var. Hiçbir zaman için ne bir besin ne bir madde kansere önleyici bir etkisi yoktur. Ama bağışıklık sistemimizi güçlendirerek onlara karşı savaşabilecek sistemin, savunma sistemimizin daha güçlü olmasına katkı sağlar.